Kronik miyeloid lösemi birçok yüzü olan bir hastalıktır. Bu hastalık bir anda çok ciddi bir duruma dönüşebilirken, tamamen sakin bir hastalık seyrinde de olabilir. Tüm bu konuları Stuttgart Robert Bosch Hastanesi'nden Profesör Aulitzki ile konuşuyoruz. Kronik miyeloid lösemi gerçekten de başlı başına bir hastalık türüdür. Bu lösemi türü neredeyse her zaman barışçıl başlayan bir hastalıktır. Bu hastalık kendini tipik yahut çok farklı semptomlarla gösterebilir. Bunun nedeni kronik miyeloid lösemide bazen lökosit sayısının çok yüksek olmasıdır. Bu da dolaşım sorunlarına yol açabilir. Ancak çoğu zaman insanlar bunu fark etmez bile. Sadece rastgele bir kan testi hastalığa sahip olduklarını gösterir. Bu süre zarfında her şey normal işler ve hastalığa dair şikayetler istisnadır. Eğer hastalık bu şekilde stabil kalırsa kişi bu hastalıkla sorunsuz bir şekilde yaşamaya devam eder. Die Schwierigkeit ist, dass aus dieser friedlichen Erkrankung sich bei allen Patienten, buradaki zorluk, tedavi edilmezse er ya da geç tüm hastalarda daha agresif bir lösemi varyantının gelişmesidir. Buna blast krizi denir. Bu hastalık doğası gereği akut lösemiye benzer. Yani blast hücreler, oluşumunu tamamlamadan kan dolaşımına salınan olgunlaşmamış hücrelerdir. Evet, normal evre dediğimiz kronik evrede kan sayımı neredeyse normal görünür. Tek fark, kanda çok fazla hücre olması ve olgunlaşmamış hücrelerde de bir artış olmasıdır. Buna karşın çok olgunlaşmamış hücrelerde, yani blastlarda sadece hafif bir artış vardır. Blast krizi, tablonun akut lösemiye benzer hale geldiği, kemik iliğinin artık iyi çalışmadığı ve blastların tabloya hakim olduğu zamandır. Bu hastalarda tedavi son derece zordur ve genellikle kalıcı olumlu etkiler elde edilemez. Bu löseminin doğası ne yazık ki böyledir. Bu aşamada uygulanacak tedavi, hastalığın yayılmasını ve gelişmesini durdurmayı sağlamalı ve hedef sadece kan sayımını normale döndürmek değil, hastalığı daha fazla olumsuz gelişmenin olamayacağı kadar geriye itmek olmalıdır. Son yıllarda bu alanda gerçekten büyük ilerlemeler kaydedildi. Tüm bu ayrıntılara girmeden önce birkaç cümleyle açıklar mısınız? Miyeloid nedir? Miyeloid, kemik iliğinden gelen hücrelere verdiğimiz isimdir. Bu tarihsel bir terimdir ve o zamanlar lenfoid ile zıt olduğu düşünülmüştür. Yani lenfoid hücreler lenfatik dokudan, miyeloid ise bu hücrelerin kemik iliğinden kaynaklandığını tanımlar. Bunlar aslında bakterileri yemek için hayati ihtiyaç duyduğumuz hücrelerdir. Miyeloid serisinin türevleri, enfeksiyonlara karşı savunmada ve hatta mide ve akciğer gibi organlarda bakterilerle savaşmak için oldukça gereklidir ve bu nedenle oldukça acil ihtiyaç duyduğumuz hücre türüdür. Ancak bu hücreler kronik miyeloid lösemide tamamen normal çalıştığından, hastaların bir sorunu yoktur. Yani kronik aşamada normal işlev gören çok fazla iyi hücre vardır. Kronik miyeloid lösemi teşhisi konan çoğu insanda daha önceden tespit edilen semptomlar var mıydı yoksa bu sadece tesadüfi bir bulgu muydu? Çoğu hastada tesadüfi bir bulgudur. Bazen semptomlar dalak büyüdüğü için ortaya çıkar. Çok nadiren de olsa bazen belirtiler, lökosit sayısının organlara kan akışını engelleyecek kadar yüksek olması nedeniyle ortaya çıkar. Bunun yanı sıra, bazen hastalar kendilerini daha zayıf hissettikleri ya da spesifik olmayan başka rahatsızlıkları olduğu için doktora gelirler.
Eskiden mikroskop altında kan sayımına bakardınız ve dediğiniz gibi çok fazla hücre görürdünüz. Kronik miyeloid lösemide hücreler farklı mı görünüyor, yoksa nispeten normal mi görünüyorlar? Kanda tespit edilebilen olgunlaşmamış hücrelerin tipik bir dağılımı vardır. Bu sayede mikroskobik bir incelemeye dayanarak çok net bir tanı yapılabilir. Teşhisi doğrulamak için ek genetik testlere ihtiyaç vardır. Bu da Philadelphia kromozomu olarak adlandırılan kromozomu bulduğunuz zamandır. Yani kromozomları incelemeniz gerekir ve bu da kronik miyeloid löseminin kanıtıdır. Sanırım buna biraz daha yakından bakmakta fayda var. Aslında kromozomların hücrede iyi bir şekilde tasvir edildiğini görebileceğiniz gerçekten güzel bir resim var. Bir bilim adamı onları sıraladıktan sonra onların görünür olduklarını ve 9. kromozomun uzun bir bacağı ve 22. kromozomun kısa bir bacağı sahip olduğunu görebileceğinizi gösterdi. Bunun nedeni ya da açıklaması nedir? Evet, bu resimlerdeki kromozomlar büyüklüklerine göre düzenlenmiştir. Dolayısıyla 22. kromozom en küçük, 1. kromozom ise en büyük kromozomdur. Philadelphia kromozomu, yani asıl keşif, küçük ve sakat olan bu 22. kromozomdu. Daha sonra bu kromozom hakkında çığır açan bir dizi keşif yapıldı. Bunlardan biri, bir hastalığın sakat bir kromozomla ilişkili olduğu gerçeğiydi. Daha sonra bu sakatlığın nedeninin bir kromozomdan diğerine ve aynı anda ters yönde bir genetik materyal değişimi olduğu keşfedildi. Ve buna translokasyon adı verildi. Ve o zamanki bakış açısına göre aynı derecede beklenmedik olan bir sonraki keşif, bu kırılmanın her zaman aynı yerde gerçekleşmesiydi. Çünkü kötü huylu hastalıklarda bir şeylerin kırılabileceği önceden tahmin edilebilirdi ama bir yerde kırılır. Evet, sonra da bu kırılma noktasının her zaman aynı genleri içerdiğine dair çığır açan bir keşif oldu. Bu genlerden biri biliniyor, diğeri bilinmiyordu. Bu da bir fare lösemi virüsünden dolayı biliniyordu. Ve bu inceleme, kötü huylu bir hastalık üretmek için kişinin kendi genlerinin değişmesinin yeterli olduğunu açıkça ortaya koydu. Bu da nihayetinde bu değişime karşı spesifik bir inhibitörün bulunduğu günümüzün modern terapisine uzanan araştırmaların önünü açtı. Bu da bu hastaların yaşam beklentisini oldukça normalleştirdi. Yani bugün artık bu konuda endişelenmemize gerek yok. Yani öncelikle bu hastalık sırasında Philadelphia kromozomunun ortaya çıktığı bir hücre oluşuyor. Bu hücre gittikçe daha da çoğalıyor. Ve bir şekilde bu hücrelere tam olarak yerleşen ve bu çoğalmayı durduran bir yöntem bulundu. Bunu bize açıklar mısınız? Bu değişimin kontrolsüz büyümeye nasıl yol açtığının temeli, önemli bir enzimin hücrede her zaman aktif olmasıdır. Bu enzim, sürekli aktivitesi sayesinde, normalde dış düzenlemeye bağımlı olan büyüme yollarının sürekli uyarılmasına yol açar. Bu enzim kaybolur ve sonuç olarak gerçekten bir hastalık olarak görülebilir hale gelene kadar büyümeleri durmaz. Ayrıca bu hücrelerdeki bu kontrolsüz büyüme başka mutasyonların gelişmesine de yol açar. Ve bu patlama krizlerinin her zaman ortaya çıktığı mekanizma budur. Basitçe genetik istikrarsızlığa yol açar.
Başka bir deyişle, mutasyonların sıklığı artar. Ve bu şekilde, başlangıçta sadece büyümeyi teşvik eden değişim, daha sonra ölümcül patlama krizlerinin ortaya çıktığı yolunda temelini oluşturur. O halde kaç kronik miyeloid lösemi hastası Philadelphia kromozomu olarak adlandırılan bu kromozoma sahiptir? %95'i ve aslında neredeyse hepsi. Dolayısıyla bugün Philadelphia kromozomuna sahip olmayan bir hastalık aslında farklı bir hastalık olarak görülmelidir. Çünkü Philadelphia kromozomuna sahip olmayan hastalar için tek çıkış yolu hala transplantasyon yoluyla tedavidir. Ancak bu Philadelphia kromozomuna sahip tüm hastalar için artık onunla etkileşime giren bir ilaç olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu hücrenin çoğalmasını engelliyor. İlaç bu enzimi bloke eden bir ilaçtır. Çünkü bu enzim normal hücrelerin işlevi için oldukça önemsizdir. Daha doğrusu, bu enzimin normalde ne yaptığı tam olarak anlaşılamamıştır. Önemli yan etkiler yaratmadan farmakolojik olarak çok etkili bir şekilde inhibe etmek mümkündür. Ve bu şekilde lösemi neredeyse tüm insanlarda, bu kötü huylu hücrelerden sadece 10 binde bir veya 100 bin hücrede bir türetilecek şekilde ortadan kalkar ve böyle yüksek kaliteli bir gerileme sağlanırsa, insanlar büyük ölçüde, yani %98 oranında blast krizine doğru kötüleşmekten korunur. Bu gerçekten mükemmel bir sonuç. Evet, insan tüm kötü huylu hastalıklar için böyle bir şey olmasını diliyor. İşte bu bizim başarı öykümüzdür. Ve hepsinden önemlisi, çığır açan bir dizi bilimsel bulgu ile tedavinin başarısı arasındaki doğrudan çizginin kırılmadığı bir başarı öyküsüdür. Bu tedavi sırasında kullanılan ilacın adı nedir? Bu gruptaki ilk ilacın adı imatinib. Ve katıldığımız ilk çalışma 1998'deydi. Neyse ki bu, uzun süredir bizim paradigmatik başarı hikayemiz oldu ve daha fazlasını umuyoruz. Ne yazık ki son birkaç yıldır bunun gibi çok fazla harika hikayeler keşfedemedik. Evet, bu gerçekten hastalığın kendisi hakkında önemli bir genel bakıştı. Bunların aynı zamanda son birkaç 10 yılda hastalar için gerçekleşen olağanüstü bilimsel gelişme ve uygulamalar olduğunu söylemeliyim. Profesör Aulitzki, size çok teşekkür ederim. Bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşın. Video içeriklerini sürekli geliştirmek istiyoruz. İçerikle ilgili özel sorularınız ve konu önerileriniz için yorum kısmından veya e-posta yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olup yeni bölümlerden anında haberdar olun.